Bir süredir sıkı koronavirüs tedbirlerinin ardından kademeli normalleşme tüm Türkiye'de devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin 3. etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelge 81 il valiliğine gönderildi. Buna göre sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek. Genelgeye göre tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm işyerleriyle sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak. Tüm işyerleri 1 Temmuz'dan itibaren ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. Koronavirüsle mücadele kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek. Yeme içme yerleri açık ve kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanmayacak. Nikah, düğün merasimlerinde kapalı yerler için uygulanan katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek. Yiyecek içecek ikramı yapılabilecek. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere belirlenen esaslara uyulması kaydıyla izin verilecek. Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek. Ancak yeni karar alınıncaya kadar hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak. Normalleşme kapsamında alınan kararları Alanya Posta Medya'ya aktaran Alanya Lokantacılar ve Kafeteryacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, "İnşallah bu süreci düzgün bir şekilde atlatırız. Vaka sayıları artmadan bu süreci iyi bir şekilde de geçirebilirsek pandemi yıl sonu itibariyle bitmiş olur ve hayatımızdan çıkar. Bu zorlu süreci de tüm esnaflarımızla beraber atlatmış oluruz." dedi. Bölgemizde de Antalya'mızda da yine vaka sayılarında 100 binde şu anda 32'lerdeyiz. O da düşük bir rakam. İnşallah daha da aşağı sıfırlamaya doğru gideceğiz. Tabii bütün bunların neticesinde 1 Temmuz itibariyle de normalleşme sürecini Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın arkasından da bir gün önce de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi geldi. İnşallah 1 Temmuz itibariyle tüm işyerleri daha önce ara verilen çalışmalarında tüm işyerleri çalışmalarına başlayacaklar. Bizim lokanta, restoran ve kafelerimiz de bu dönem içerisinde yine iş yerlerini tamamen açacaklar. Daha önceki konuda bizim saat sınırlaması sıkıntımız vardı. Bununla ilgili de ruhsatlarındaki saate göre de çalışma süreleri devam edecek. O yüzden onunla bu nevile bir nevi o da kalkmış oldu. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması kalktığı için pazar günleri de sıkıntımız olmayacak inşallah. Netice itibariyle 1 Temmuz itibariyle normal bir hayata inşallah yine tabii temizlik, maske, mesafe kurallarına uygun bir şekilde devam edeceğiz. Yine lokanta, restoran ve kafelerimizde daha önce olan kapalı alanlarda 2 kişi oturma, dışarıda da 3 kişi oturma kuralı vardı. O kural kalktı. Müşteri sınırlaması bundan sonra olmayacak. Her masaya yine 4 kişi oturabilecek şekilde yine müşterilerin hizmet vermeye devam edebilecekler.